Efendim bugün şahane bir konuğum var. Kendisi pembiş pembiş giyinmiş gelmiş. Yılların menajeri diyeyim, yılların eğitmeni. Birçok kişide parmak izi olan harika bir kadın bizimle birlikte. Sohbetine doyamayacaksınız. Kim bizimle? Tümay Özdokur bizimle. Vallahi hoş o kadar geldin. Güzel anlattın ki ben acaba konuğum kim diye merak ettim. Çünkü harikasın. Çok teşekkür ederim. Senin enerji renklerine ben yıllardır hastayım bakın. Tam kelimesi hastayım. Çünkü hep morlar, pembeler, nefis enerjiler saçıyorsun. Aynı şeyler işlerinde de tabii aynı enerjilerle geliyor. Neler yapıyoruz son günlerde diyeyim ama böyle işlerini konuşacağız hayatınla ilgili. Vallahi işte birçok kimlikler var hayatımda. Anne kimliği var. Orası en devam ediyor. En güzel ve en özel kimliğim. İlk başta onu söyledim zaten. Var ya bir şok oldum ben. İkinci çocuk dedin. Oğlanı gösterdi. Kaldım ağzım açım kaldı. Yılları günleri artık kaybetmişiz galiba. Ben anne olmak isteyen, olmadığı için endişe eden anne adayları için güzel bir örneğim. Evet. 38 yaşında iki tüp bebek tedavisinden sonra tüpsüz olarak oğlumu doğurdum. Sonrasında dediler ki asla bir daha çocuğun olmaz deyip 7 sene sonra çok şükür 45'te de kızımı doğurdum. Güzel, o yüzden maşallah. Hani anne olmak isteyenler varsa bir kere sadece takıntı yapmasınlar. Onu bir dipnot olarak geçeyim. Akışına bıraksınlar ya, her şey yoluna girer. Aynen öyle. Yani o bebek seni buluyor. Gelecekse buluyor yani. Annelik devam ediyor. Çocuklar büyüdükçe sen de biliyorsun işte stres de artıyor. Menajerlik artık 30 seneyi geride bıraktık. Evet ya. O devam ediyor. Eğitmen olarak 7 seneyi geride bıraktık. Tümay Özdokur Akademi olarak. Şimdi eğitimler. Başka çocuk akademileri falan da açıyor. Tümay var ya sürekli bir hareket halinde. Devamlı yeni yeni projeler üretmek halinde. Harika şeyler. Ben önce bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü biz hep de böyle özellikle önemli olan, özellikleri olan insanlarla bunu dipnot altını çizmek istiyorum. Hayat yaşamla ilgili bir ders olsun diye. Çok uzun yıllar süren bir evliliğim var. Bizim camiamızın içinde. Ya ilişkileri aslında hani yürütmek önemli olan evlilik, dostluk, menajer oyuncu ilişkisi falan bunların alt metni çok önemli bence. Çünkü hiçbir ilişkiye baktığımda bizim sektörde sağlıklı gitmiyor. Herkes iki dakikada dostum evleniyor, diyorsun, boşanıyor. Ayrılıyor. Sevgilim diyorsun, ayrılıyor. Eşim diyorsun, ayrılıyor. Dolayısıyla herhalde benim aidiyet duygum aileden gelen sahiplenme, sevgi, sadakat bu bende çok güçlü. Dolayısıyla hani eşime duyduğum aidiyet sevgi, çalıştığım oyuncuya duyduğum aidiyet sevgi bu benim için çok kuvvetli. Bir köpeğim vardı 20 sene herkes şey derdi yani sen köpeğine böyle bakıyorsan çocuklarına nasıl bakarsın gibi. Hayatta iki tane çok temel duygu var bence. Biri sevgi, biri vefa. Çok güzel bir aileye doğdum. Yani babam nur içinde yatsın. Ablalarımla çok güzel bir kardeşlik bağıyla yaşadım. Her şeye rağmen diyorum ya sevginin koşulları var. Beni sevdiğin için, beni sevdiğin kadar ve de her şeye rağmen diyoruz. Ben birini sevdiğim zaman sanıyorum sahip her şeye rağmen her seviyorum. Şeye. Ne güzel söylüyorsun. Bak benim gözlerim de yavaş yavaş yaşlandı. Çok güzel anlattın ilişkinin temellerini, sevgiyi. Peki şimdi eskiye çok uzun yıllardır bu iş. 30 küsür sene dedin. 30'u geçmiştir diye de düşünüyorum. Yapımcılık var, dergicilik var, menajerlik var. Benim hani temelim sadece menajerlik olmadığı için 25 sene menajerlik olarak. Onun öncesi radyo programcılığı, dergicilik, moda editörlüğü, yapımcılık. Yani asistanlıkla ben mutfağından geldim. O yüzden de çok neyin ne olduğunu bilebiliyorum mesela. Yani bazen iş konusunda şey derler. Yapımcının tarafı mısın, oyuncunun mu? Hayır. Ben doğru olanın tarafıyım. Çünkü olması gereken o. Yani bir hak korunacaksa haksızlığa rağmen korunmaz. Hak eden adına korunur. Bilmiyorum benim değer yargılarım biraz böyle o yüzden de çok tak tak oturmuş sağlam, durumda. İşte yüzyıllardır aynı işin içerisindesiniz. Evet. Bakmayın yüzyıllardır dediğime vallahi taş gibi kadın gördüm. Dedim ki insan hiç mi yaşlanmaz diye. Şimdi sarıyorum hemen geriye. 30 sene önce başladığın menajerlik dönemiyle şu an arasında ne farklar var? Böyle şey hangi en büyük dağ hangisiyse onu aklıma gelmedi ama öyle bir... Ya şimdi ben biliyorsun Türkiye'nin ilk menajerlik kurumunu açtım. Ve işte sen dahil olmak üzere birçok oyuncuyla çalışırken hep şey diyordum. Kast sistemiyle menajerlik sisteminin hamurize edilmiş hali değil mi? Ne
ne yapıyor acaba bu kız falan diyordu. Çünkü o zaman müzik menajerleri vardı. Evet. Ama manken ajansları ya da figürasyon ajansları vardı. Şimdi o dönemde ben hep şey diyorum, iletişim çağında iletişimsiziz. O dönemde de yokluğun içerisinde biz var ediyorduk. Şimdi varlığın içerisinde yok oluyoruz. Yani bu kadar uçurumdan bahsedebilirim. O dönemlerde ben 30'luk, 60'lık, 120'lik, 180'lik VHS'lere oyun çekerdim. Şimdi teknik ilerledi ama yine bir iletişimsizlik sorunuyla, yani bakıyorum mesela bir şeyi bulmak aslında elinin altındayken insanların zorlaştırdığı, egoların daha ön plana çıktığı, daha kibirli bir tavrın hüküm sürdüğü bir noktada bence artık şu an menajerlik yapılamıyor. Bütün meslek gruplarının bence altı boşaldı. Menajerlik de böyle. Yani bir menajer bir insanı rezil de edebilir, vezir de edebilir ve kariyerini yönetiyorsun. Çok önemli bir meslek fakat o kadar önemsiz ve değersiz bir hale getirildi ki ama ne olacak, bir ajansta çalıştım, iki tane de oyuncu aldım, ben de menajerim. O oyuncunun ben annesiyim, ben de menajerim. İyi. Ya böyle bir altı boşalmış bir hiçlik durumu söz konusu. Asistanlık demek değildir menajerlik, çanta taşımak değildir. Bir oyuncunun sette gidip sabahtan akşama kadar hiçbir şey yapmadan yanında oturmak değildir. Gerçekten menajer bir oyuncunun kariyeri için çalışan, onun önünde olan, yani oyuncudan ötürü menajer olan değil, kendi menajer olduğu için oyuncuyu sektöre tanıtan ve prezente eden kişidir. Bunların artık hiçbiri yok. Yani birçok genç arkadaşımızın sektörde mevcudiyetine vesile oldum. Bundan da çok gurur duyuyorum. Tabii kimler geldi? Ne Engin Altan'ı, ne Demet Evgar'ı, ne Ertan Saban'ı, ne Gökçe Bahadır'ı, en son işte Mert yani Ramazan demiş. Mutlaka bir kere çalışılmıştır seninle. Yani biraz böyle hani benim için, ben mesleğimi çok seven ve yıllarca çok severek yapan bir insan olarak açık söylemek gerekirse acısını yaşıyorum şu an. Yani o kadar dağlar kadar fark var. Türkiye'nin ilk menajerlik okulunu da bu sebeple kurduk. İşte öfke kontrolünden, etkin iletişime, pazarlama tekniklerinden, doğru prezentasyona bütün dersler verildi. 8 tane mezunumuz oldu. Şu an hani Türkiye'de 8 tane sertifikalı menajer var. Ama dediğim gibi daha hızlı ve çabuk, aman ne gideceğim, eğitim alacağım falan yani kafasında olmadıkları için. Nasıl olsa çalışırım bir ajansta, 3 gün sonra açarım ajansımı. Peki, durumu genelde var. Seyircilerin, hatta yani biz oyuncuların bile bazen takıldığı bir şey. Ben hani çok uzun zamandır yoktum işin içinde ama mesela niye hep belli insanlar, mesela başarısızlıkla da sonuçlansa, halbuki çok büyük bir pasta bana göre. Herkese de çıkabilecek paylar var. Menajerlik anlamında, hayır, oyunculuk anlamında. Yapanlarda. Ya şöyle, projenin de şanslısı var, oyuncunun da şanslısı var. Yani bugün, dün gerçekten büyük başarısızlıklara imza atmış olan yapımcılar bir projeyle mevcudiyetlerini çok farklı bir yere taşıyabiliyorlar. Bu oyuncu için de böyle. Şimdi maalesef kast sistemi de çok bozuldu. Yani geçtiğimiz günlerde hani böyle sosyal medyada varyansını etmek için zaman zaman kullanıyoruz. Çok tercih etmemekle birlikte şurama geldiği bir noktada. Kast direktörlerin içinde işlerini çok iyi yapan var, işlerini asla yapmayan var, yapıyormuş gibi gözüken var. Ve orada da şunu söyledim, lütfen yani çağırmış olmak için oyuncuyu çağırmayın. Eğer bir oyuncuyu çağırıyorsanız gerçekten yönetmene sunun. Şimdi ciddi bir güvensizlik var oyuncunun kast direktörüne karşı. Çünkü orada da görevin suistimal durumu var. Ve insanlar şunu anlamıyor. Bu insanlar genç olsun, orta yaşlı olsun, bu işi meslek olarak yapıyorlar. Umutları var, çocukları var, hayatları var. Kimsenin egosuna alet olunacak bir meslek değil bu. Yani sen bir görüşmeye gidiyorsun, bir umutla oyun veriyorsun. Ama karşıdaki arkadaş biraz vicdani hesaplaşması zayıfsa seni belki hiç sunmuyor. Senin yerine ya kendi oyuncusunu ya bir arkadaşının oyuncusunu sunabiliyor. Bu benim
gerçeğim değil. Hı-hı. Bu şu an sektörde zaten konuşulan bir gerçek. Dolayısıyla ne oluyor? Bilinen oyuncu, bir de güvenlikli alanda da insanlar kendilerini iyi hissettiği için yapımcı ya da yönetmen tarafından hep aynı, hep aynı isim olarak tekrara düşüyor. E şimdi mesela o kadar çok genç var ki ben akademiden de bildiğim için var. Ya da orta yaş grubundan, yani duayen oyuncularımız var. Evde oturuyorlar. Onlar çok üzülüyor. Zaten o duayenlerin bazen denk geliyorum bir sohbette ya da bir yerde. Çok kırılmışlar sektörü. Yani her anlamda çok kırılıyorlar. Diye. Yani mesela hani bütçesel anlamda baktığında da öyle bütçesel tekliflerle geliniyor ki ben diyorum ki ben bu fiyatı söyleyemem bile yani. Çünkü diğer tarafta yeni başlamış ama popüler olmuş, takipçi sayısı yüksek, işte bla 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 gereksiz tıkların atıldığı bir oyuncu refah içindeyken Yılmaz Guruda çok gibi bir duayenimiz 40 kişiyle diğer tarafa yolcu edilebiliyor ve hani cebinde de ne olduğu tartışma götürür. O kadar iyi biliyorum ki bunları. Evet, sen hani çok duayenlerin olduğu bir sülaleden geldiği için o evrimleşmeyi çok iyi biliyorsun. Yani çok sancılı şeyler var. Biz artık böyle kendi aramızda şey diye konuşuyoruz. Az her zaman daha çoktur. Hı hı. Yani o çokluğun gerçekten bir faydası yok. Yani bir set ortamına girdiğin zaman şey diyorsun. Hani, acaba hangisi yönetmen, hangisi görüntü yönetmeni, hangisi set tamiri falan. Bizim zamanımızda biz tak diye anlardık. Ah bak set tamiri. Evet. Yani içeri girdiğinde buyurun ne istemişsiniz kimi... Yani şimdi artık böyle çok büyük kargaşa var. Herkesin elinde sete bile gidiyorsun, herkesin elinde telefon. Mesela ben hiç kullandırmıyorum ne telefon ne tablet. Yani sosyal hayattan kopuyor insanlar. Sosyalden bahsederken de dedin ya takipçi sayısı. Şimdi yani takipçi sayılarında çoğunun ne kadar fake olduğunu da biliyoruz. bu sence doğru bir şey mi? Takipçi sayısına göre bakmak. Her işte böyle. Şimdi o da zaten belli bir etkileşim gibi dönüşümlere oluşmaya başladı. Çünkü takipçi sayıları satın aldılar, fake hesaplar falan filan. O yüzden eğer bir marka seninle işbirliği yapacaksa hemen diyor ki lütfen bana bir etkileşimini göndersin. Hı hı. Yani sadece takipçi sayısı artık yeterli değil. Bir de yani marka yönetiminde gerçeklikten koptuğun an itibariyle zaten hedef kitleye ulaşamıyorsun. Yani ben hamile değilim ve şeyi anlatıyorum işte bu bebek bezini kullanın. Ama benim bebeğim yok ki. O zaman benim inandırıcılığım nerede? Tabii. Burada da ayrışmaya başladı yani o işbirlikleri. Gerçekten hedef kitleye sen belki %20 kitleye hedef olarak ulaşabilirsin. Ama %20 senin %80 başarını oluşturur. Yani bu ayrışmaların yapılması dediğim gibi yani arka yöneticileri, influencerlar, işte ne bileyim ben sosyal medya danışmanları birçok danışmana danıştığım zaman danışmasam daha iyi olur diyebiliyorum. Hep işlerini iyi yapanı tenzih ederek söylüyorum ama bu kalabalığın içinde gerçekten doğruyu bulmak çok zorlaştı. Her şey her çok alanda. Zorlaştı. Peki yani. Bu meslek her zaman için cazip bir meslek ve çok fazla da devamlı talep geliyor. Dizileri özellikle seyrettiklerinde hayatı o popülerliğin ya da dergileri, gazeteleri gördüklerinde öyle düşünüyorlar. Şimdi sana parmak kaldırıyorum ben ve oyuncu olmak istiyorum. Sen bunun kitabını yazmış bir menajer ve bir eğitmen olaraktan ki şöyle de göstermek istiyorum. Oyuncu olmak isteyen parmak kaldırsın. İyi bir oyuncu olmak için önce iyi insan olmak gerekir diyor Tümay. Parmak kaldırıyorum ve ben oyuncu olmaya geldim sana. Senin kriterlerin ya da onu ele alışın nasıl başlıyor? Şimdi bence hangi meslek grubunda olursan ol, iyi insan olmak şart. İster çöpçü ol, doktor ol, öğretmen ol, kameraman ol, sunucu ol, ne olursan ol. Buna da açız şu an toplum olarak iyilik konusunda. Benim hep sordukları bir sorunun karşılığını veremediğim bir durum var. Nereden anlıyorsun onu? İçgüdüsel öncelikle. Hani bir kişinin o enerjisi, o akımı bana geçiyor. Bazen bir kafeteryada da kalabiliyorum. Zaten mesleki hastalık, sokaktan geçerken ondan oyuncu olur mu? Bu şey değil ama. Yakışıklı olmak, güzel olmak kriterim değil. Çünkü ben manken ajansı değilim. Ben yetenek avcısıyım.
Yani bana geçmişte aman bırak o tip sizden olur mu dedikleri şu an bütün yapımcıların tercih ettiği kişiler gibi böyle maalesef kodlarımız var. Yani bugün Türk sinemasına baktığında var Terziyanlardan tut da ne Mürvet Simlere, hı hı. Ne kadar değişik bir... Benim teyzem Ali Yaron'a. Hepsi yani Türk sineması bence farklı dünya sana. Sinemasında en zengin tiplemelere sahip. Ben şuna bakıyorum. Daha benim için fotoğraftaki duruşuyla başlıyor her şey. Ya da kendisini tanıtmasıyla. Yani, merhaba, Tümay Özokur ben. Yani sen böyle bir tanıtım içerisindeyken zaten o kurduğun iletişimin kuvvetli olabilmesi mümkün değil. Merhaba Tümay ben dediğin zaman o enerji, ha diyorum bak şimdi burada bir özgüven var. Burada bir rahatlık var. O senin poz vermene, konuşmana, kendini tanıtmana. Çünkü akademide ilk bununla başlıyorum. Yani sen bir ürün, benim en zor yazdığım kısım oydu. Hani şey var ya, benim bedenim enstrümanım. Ben bunu mesela kabul etmiyorum. Çünkü bir doktor da o zaman bedenini kullanıyor hastanede. Sen doktora para vermiyorsun. Doktorun vermiş olduğu muayene hizmetine para veriyorsun. Ya da bir öğretmenin eğitimine para veriyorsun. Oyuncunun da vermiş olduğu rol hizmet karşılığı. Yani bunun bedenin enstrümanı olması olarak tanımlanması hep böyle bende Allah Allah niye falandı. Dolayısıyla sen bir ürünsün. Bir ürünü gider bir pazardan 50 liraya alıp marka bir yerden 500 bin liraya alabilirsin. Çünkü onun bir pazarlama, bir sunum stratejisi var. O yüzden oyuncunun geldiği an itibariyle kendisini nasıl sunduğu, giydiği ayakkabıdan seçtiği tarza kadar bakıyorum. Yani benim için çok güzel bacaklarım var, mini de giyerim, dudaklarım da güzel, kıpkırmızı ruj sürerim. Doğru bir kriter değil mesela. Hı hı. Oradaki sunuma senin kendini doğru tariflemen ekleniyor. Derste en dikkat ettiğim şey bu. Diyorum ki işte anlatır mısın kendini? Anlatıyor. Anlattığından bana bir şey geçmiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiç mi yeteneğin yok? Yabancı değil biliyor musun, bilmiyor musun? Tecrübe olarak ne yaptın? Hocaların kim? Bunlar benim için o kişinin kariyerinde sunuma hak olabilecek datalar. Dolayısıyla bir dersimiz neredeyse doğru prezentasyon ve sunumla geçiyor. Bazen çocukların çok ciddi yetenekleri var. Mesela profesör dans ediyor. Söylemiyorsun diyorum ki ben dans eden yapımcıya gittim ve dans eden birini aradı. Söylemedin ne olur. Ben çok iyi dans ediyorum. O yüzden unutmayacak kendisini tanıtırken. Bunların hepsi sırayla konduğunda... Mesela hemen gidiyorlar estetiğe buradan geçeyim. Ha şimdi tam soracaktım da. Şimdi bakıyoruz herkes aynı tornadan çıkıyor ya. Az evvelki söylediğimi tekrar edeceğim. Bir oyuncu güzel ve yakışıklı olmak zorunda değil. Yetenekli olmak durumunda. Ha algı öyle değil. Yeteneksiz ve başrol oynayan oyuncuyu görünce bu sefer eğitim almış, kendini bu işe mesleki anlamda adamış olan genç arkadaşımız demotive oluyor. Bir kere demotive olmadan ruhsal, duygusal durumlarını hep bir level üstte tutmaları lazım. Biz mesela akademide bu sebeple terapist arkadaşlarla çalışıyoruz. Çünkü benim babam doktordu ve hep şey derdi, her hastalığın sebebi psikolojik. Tabii, migren, ülser, kanser. Yani o çocuk, o genç arkadaş o umut yolculuğunda dip olmaya başladığı anda, kitapta da yine yazdım oyuncunun duygusal yolculuğu, umutla başlayan yolculuk. Bir müddet sonra işte anksiyete, hayal kırıklığı, öfke, depresyon, belki çok daha kötü sonlara, bağımlılıklara vesaireye gidiyor. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunda ben arkadaşlarla bazen şeyi konuşuyorum. Diyorum ki çocuklar estetik yaptırmayın. Oo bana sayıyorlar hocam o bu olabilir. Çocuklar lütfen işte sette vaktinde olun bakın beklemeniz gerekiyor. Etik davranın, ilkeli davranın, oyuncu ilkeli olun. Ama hocam o böyle yaptı falan. Çünkü o kadar yanlış örnekler var ki baş tacı ettiğimiz. Çocuklara söyleyebileceğim tek şey kalıyor. Kötü iyi örnek değildir. Siz iyi örnek alın. Dolayısıyla benim hep çocuklara da tavsiyem, genç arkadaşlara tavsiyem, kitapta da değindiğim, önce ben kimim, ne istiyorum, yeteneklerim ve yeterliliklerim ne, kimliklerim neler,
bu kimliklerimin alt metinlerini biliyor muyum? Hedefim ne? Hedefime giden yoldaki kariyer planlamamı doğru yaptım mı? Örnek, herkese sor. Ne istiyorsun? Hollywood'da. Ha, tamam, çok güzel. Orada işte ödül alma. İngilizce biliyor musun? Hayır. İngilizce, Fransızca biliyor musun? Hayır. Almanca biliyor musun? Nasıl gideceksin? Kendini nasıl ifade edeceksin? Paran var mı? Hayır. Araştırdın mı oradaki okulları? Hayır. Yani nasıl olacak? Biz doğalım ve koşmaya başlayalım. Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi bunlar hep yanlış kariyer planlaması. Ama şöyle bir şey, bir reklamla, bir diziyle, birinin sevgilisi olarak o kadar çok popüler olan insan var ki hep böyle diyor. Benim neyim eksik? Kitapta yine özellikle değindiğim ailelere söylüyorum. Şimdi aileler çocukları demotive ediyor. Şöyle yapıyor. Benim oğlumun aslan gibi Kenan'dan neyi eksik diyor. Benim kızım çok güzel, Beren'den neyi? Sen o ajansını değiştir falan. Böyle gereksiz yüklemeler. Evet, Kunduz'a yavrusu aslında güzel görünüyor. Aslında kendi hırslarını o çocuk üzerinden yapmaya çalışıyor. Evet ama söyledikçe aslında çocuğunu değersizleştiriyor. O kendine göre onu çok değerli. Bak sen çok güzelsin. O gerçekle buluşmadığı noktada peki ben ona benziyorsam, bu kadar yetenekliysem niye olmuyor diyor. Önce dışarıyı suçluyor. İlk başta ajansını, menajerini. Sonra değiştiriyor, bakıyor onlarla alakalı bir durum yok. Birilerini suçlaması lazım. Suçlayacak birini bulamayınca ne oluyor? Depresyona giriyor. O zaman ne başlıyor? Bağımlılıklar başlıyor. Bir sürü şey. Yani bağımlılık dediğin illa bir meta, bir içecek vesaire olması değil. Yalnızlık da bir bağımlılıktır. Asosyal olmak da bir bağımlılıktır gibi. Mutlaka hırs yapıp ailelerde söylüyorum ya da işte ne muhteşem hayatlar yaşanıyor, herkes ne muhteşem şartlarda yaşıyor kafamıza sokmadan önce Tümay Özokur'u dinliyoruz. Hatta akademisine de gidiyoruz. Hatta onun kitabını okuyoruz. Diyoruz ki oyuncu olmak isteyen parmak kaldırsın. Ben parmak kaldırıyorum. Bununla başlıyorum diyorsunuz ve sonradan bir daha oturup önümüze koyup takkeyi tekrar düşünüyoruz. Bir de çocuk akademisi açıyorsun. Evet, çocuklarımızın ruh sağlığı çok önemli. Bırakın Çocuklar Sıkılsın diye bir kitap var. Ona başladım. Çok güzel bir kitap. Biz veliler böyle baskete götürüyorum, oraya götürüyorum, buraya götürüyorum. Çocuğa sıkılacak alan vermiyoruz. Dolayısıyla yaratıcılıklarını da öldürüyoruz. Rağmen terapist eşliğinde, yine bir pedagog eşliğinde onlara sağlıklı drama, müzik, oyun alanı sunuyoruz ki kişisel gelişimlerini öncelikle destek olsun. Yani oyuncu olmak gerçekten zorunda değiller ama zamanlarını doğru geçirmeleri için Tüm Özokur Çocuk Akademisi'nde kurduk. Ağzına sağlık. Pembiş pembiş. O kadar hızlı gitti ki programımız. Seninle biz bir iki kere daha yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Herkese yol açmak, yol göstermek. Gerçek doğru, gerçek benlerini bulmalar için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu, öyle değil mi? Bir dahakine yine bekliyoruz. İnşallah öyledir.